Halaplısı, Zonguldak'a yok bir işin. Allah aşkı için bir şeyler yapmak için gelin. Yani sırf şu koltuğa oturayım. Burada işte efendim ben hava mı yapayım, başkanlığımı yapayım. Gelmeyin arkadaş. Lütfen gelmeyin. Küçük bir örnek veriyorum. Ereğli'de halledilmesi gereken o kadar çok sıkıntılarımız var ki. Zonguldak'ımızda o kadar sıkıntılarımız var ki. Evet, mevcutlar belki bir şeyler kendilerince yapmaya çalışıyor. Ama lütfen, lütfen çalışmak için gelin. Hani artık yorulduk. İşte sizin örnek veriyorum kendi milletvekilinizle kavgalarınızdan. Yorulduk sizin kendi partinizin ilçe teşkilatları ya da il başkanlarıyla kavgalarınızdan. Allah aşkı için oraya seçilince parti rozetiniz, partiden istifa etmeyin de rozeti bir kenara bırakın. Partiniz için değil, insanlık için çalışın. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle insanlık için. A şahsıymış, B şahsıymış. Ve ben sporcularımın bir talebi var. Onu izninizle bütün siyasilere de söylemek istiyorum. Biz Karadeniz Ereğli ilçesine bir tane stat yapamıyor musunuz? Hükümet olarak hani her yere yapıyoruz ya, hadi yapamıyor musunuz? Erdemir sahasının suni çiminin yenilenerek amatör takımlara tahsis edilmesini istiyoruz. Ve buna Erdemirli yetkililerin sadece iki dudağın arasından sorun yoktur cümlesiyle olabileceğini de biliyoruz. Biliyorsunuz. Ve Ereğli'deki bütün amatör takımların, buraya size programa geleceğim zaman benden ricası buydu. Kaan Başkan, oradaki hanımefendiye selamlarımızı iletin. Bizden de selamlar olsun gençlerimize. Evet, bunu söyleyin dediler. Ereğli'de, bakın sportif alanda söylüyorum. Merkezde de çok takım var ama sahaları var. Ereğli'de bir tane saha var, 26 tane takım var. Devrek'te iki saha var, iki takım var. Evet. Şimdi bunları lütfen Allah aşkı için. Bakın artık hani stat yapamıyoruz, bütçe yok, kısıyoruz değil mi? Tamam, stat da istemiyoruz. Erdemir stadını ya Erdemir suni çimini yenilesin ya da siz hükümet olarak suni çimini yenileyin. Amatör takımlar maçlarını orada oynasın, bu kadar. Başka hiçbir şey istemeyelim yani, halkı. İstenilen şey de büyük bir... Değil, değil. Kesinlikle değil yani, Gamze Hanım. Aslında ya, bunu inanın yanlış anlamayın. Üst düzey siyasetçiler Ankara'da bilse Gençlik Spor Müdürü buna müdahale eder. Yani bildirilmiyor. Kesinlikle. Büyük ihtimalle yani bildirilmiyor. Bildirilmiyor. Ben de öyle düşünenlerdenim. Gençlik Spor Bakanlığı'nda bunu bildirilirse, maçlar yapılıyor denmese, işte biz bunları eleştirmemiz gerekiyor. Evet. İsim değil, Avcı, Deniz Yavuz Yılmaz, Eylem Ertuğrul ya da Saffet Bozkurt değil. Yani bunların yapılması gerekiyorsa siyasetçiler ve milletvekilleri diyorlar ya, eleştiriyorsunuz işte. Yapılması gibi bunları eleştirmek gerekiyor. Bunlar bunların görevi. Asli yani siyasetçinin, belediye başkanının görevi ya da bakanlığın bunlar görevi. Yani vatandaş size hizmet sunmuş gibi söylüyorlar ya, aa bize bunu yaptı. Kardeşim yapacaksın tabii ki. Sen de bu vergi veriyorsun bu ülkeye. Hepimiz veriyoruz. Evet. Zaten yapar. Diyorum ya, üst makamlar bunu bile inanın yani geç kalınmış bile. Bilmiyorlardır belki. İnanın bilmiyorlardır. Tabii bunu da biz de kendi onaklarımız çerçevesinde iletiriz inşallah. Sevinirim. Bizden de gençlerimize selam olsun evet, diyoruz. İlettik işte hep beraber. Son olarak toparlayacak olursam tüm adaylarına başarılar diliyorum. Ama tekrar söylüyorum, aday olanlar memlekete hizmet için gelin. İnşallah. Yani birilerinin hizmetkarı değil, vatandaşın hizmetkarı olmaya gelin. Başka diyecek hiçbir sözüm yok. Ben de Sayın Sinay'a geçmeden önce Ömer Faruk Aslan demiş ki, Gamze Hanım,